Trend Micro'nun mobil alandaki faaliyetlerden bahseder misiniz? Ne tür çözümleriniz var? Özellikle son 2-3 e, yıldır mobil dünyada biliyorsunuz çok önemli değişiklikler var. Akıllı telefonların yanına tablet bilgisayarlar da geldi ve işletim sistemleri çeşitlendi. Öncelikle e, iOS e, iPad e, cihazı ile çıktı, Android eklendi. E, şimdi farklı işletim sistemleri Blackberry biliyorsunuz çıkardı. Bunların üzerinde e, güvenlik açıkları var ve buna ilişkin de güvenlik çözümlerimiz e, geldi. Bu, te, bu cihazlar çok hafif cihazlar biliyorsunuz fiziksel olarak. Aynı zamanda da üzerinde hafif güvenlik ürünlerinin çalışması gerekiyor. Ondan dolayı biz e, sektörde bu e, pazara yönelik en hafif ve en etkili e, güvenlik çözümlerini sunuyoruz. Mobil ağındaki tehlikeler neler ve kullanıcılar kendini nasıl koruma altına alabilecekler? E, mobil alanda birkaç tane farklı e, tehlikeler var. Bir tanesi e, malum hepimizin bildiği işte bir takım güvenlik açıklarını kullanan e, virüs e, şey saldırılarının olması. Şu anda Android'e yönelik okuyorsunuzdur. Değişik e, tehditleri görüyoruz. Neden dolayı bu oluşmaya başladı? Hızla yaygınlaştığı için birçok kişi bankacılık işlemleri mesela mesela bunun üzerinden yapabiliyor. iPad veya Android cihazları üzerinden. E, bu da doğal olarak e, virüs saldırılarını hedef bir nokta haline gelmeye başladı. Buna ilişkin koruma ihtiyacı söz konusu. Diğer taraftan da mobil cihazlarla bir başka şey yapıyoruz, bol miktarda. O da nedir? Facebook'a giriyoruz, işte Twitter'a giriyoruz. Bu tür sosyal erişim amacıyla çok yoğun kullanıyoruz. Bu noktada da bunun buradaki iletişimin çok hızlı bir şekilde kolaylaşması ile birlikte farklı saldırılar gelebiliyor. Mesela bir tane linki açtığınızda cep telefonunuzun içindeki bir takım bilgileri çalan bazı küçük programcıklar oluşabiliyor. Veya sizin kişisel bilgilerinize erişip onları bir şekilde almaya çalışan kullanıcılar oluyor. Bunun bir antivirüs programı kullanmak dışında başka bir koruma metodolojisi de var. O da şu güvenlik ayarlarınızı mesela Facebook güvenlik ayarlarınızı e, kontrol ederseniz oradaki güvenlik ayarlarınızın bazılarını herkese açık hale değil de sadece arkadaşlarınızın göreceği şeklinde yaparsanız işte doğum e, gününüzü e, şifrenizi herkese şifrenizi diyorum doğum tarihinizi en azından herkese açmazsanız doğum gününüzü ve ayınızı yazabilirsiniz ama mesela tarihini yazmayabilirsiniz. Bunlar sizinle ilgili özel bilgiler olduğu için kötü amaçlı kullanılabilir. E, kendinizi korumuşsunuz olursunuz. Trend Micro'nun bu konudaki hazır çözümleri neler? Hazır çözümleri yeni bir ürünümüz çıktı çok yakın zamanda mobil güvenliğe ilişkin Android'i hedefliyor Android cihazının korunması için mobil güvenlik çözümümüz var bunu öneriyoruz bunun dışında şey için Apple için iPhone için şeyden indirebileceğiniz uygulama marketlerinden indirebileceğiniz ücretsiz bir browser var neyi sağlıyor surf yaparken oradan gelebilecek bir takım enfeksiyonları korumuş oluyoruz. Bulutta koruma diyoruz buna. Proaktif olarak kullanıcıyı koruyabiliyoruz. Bunun dışında son dönemlerde bir de güvenlikle ilgili şöyle farklı bir çözümümüz var. E, mobil cihazınıza yönelik bir başka tehdit de şöyle fiziksel tehdit. Düştü mesela kırıldı. İçindeki bilgiler, içindeki fotoğraflarınız hasar görebiliyor, kurtarılamayabiliyor veya çalındı olabilir. Unuttunuz bir yerde kaybettiniz. Buna ilişkin de yine e, yakın zamanda duyurduğumuz SafeSync ismini verdi. Biz bilgilerinizin bulutta taşı korunmasına yönelik yeni bir teknolojimiz var. Ee, bunun önemli bir özelliği de Türkçe olması. Ee, yani bir takım başka ürünler de var biliyorsunuz. iCloud da bunlardan bir tanesi Apple'ın. Ee, ondan farklı yönü Türkçe olması. Türkçe menüleri var. İnternet üzerinde girdiğiniz zaman oradaki bilgileri e, istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Ee, biz şöyle diyoruz: Aynı dili konuşuyoruz Türkiye'deki insanlarda. Ondan dolayı önemli bir teknoloji. Ve farkı ne? E, Dediğim gibi Apple'da da var. Farklı işletim sistemlerini destekliyor olması. Bunu isterseniz Android cihazınıza, isterseniz Apple'a, isterseniz BlackBerry'e, isterseniz evinizdeki desktop bilgisayara yükleyip bilgileri senkronize etmek ve backuplarını buluta almak amacıyla kullanabiliyorsunuz. Bu da yine mobil alanda yeni ve önemli bir teknoloji. Tentmicron mobil çözümü hangi telefonlarda çalışıyor? Ayrıca bu çözüm kimler tercih etmeli? Trend Micro'nun cihazı şu anda kullandığımız bütün akıllı ça telefonlarda çalışıyor, tabletlerde çalışıyor, aklınıza gelen mobil cihazların tamamında çalışıyor diyebilirim. Ee, özellikle de Android gibi, e, iOS gibi e, işletim sistemleri ki şu anda çok yaygın olarak kullanılıyor, bunlara yönelik e, şeyimiz var, özel çözümlerimiz var. Kimler kullanmalı? Bireysel e, pazarda e, yani nasıl bilgisayarımızı evdeki veya iş yerindeki korumak amacıyla güvenlik yapsın. E, yazılımlarıyla koruyoruz. Aynı şekilde elimizdeki bilgisayarlar da cep telefonları veya e, akıllı tabletler de aynı güçte artık işlem cihazları haline geldi ve benzer saldırıları açık. Onun için aynı şekilde muhakkak her bireyin kendi elindeki akıllı cihazlarda da koruması gerekiyor. Kurumlar için ise, kurumlarda şöyle farklı bir durum söz konusu. Farklı ürünler var. Mesela Blackberry kullanılıyor, iOS tabanlı cihazlar kullanılıyor, Android tabanlı cihazlar kullanılıyor ve sizin bunların tamamını birden bir merkezden yönetmeniz gerekiyor. Buna ilişkin çözümlerimiz var. Tekme ekran Farklı işletim sistemlerini mobil cihazlardaki yönetebiliyorsunuz, güvenlik politikaları atayabiliyorsunuz, hatta uzaktan e, kullanılmaz hale getirebiliyorsunuz veya lokasyonunu tespit edebiliyorsunuz. Ondan dolayı bu e, kurumlar tarafından da çok yoğun bir şekilde tercih edilen bir e, güvenlik çözümü olarak e, karşımıza çıkıyor. Trend mikro mobil güvenlik çözümü. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.